Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval, gezegenime hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün 5 dakika serisinin yeni ürününü inceleyeceğiz. Ki kendisi Becca'nın Champagne Pop Toz Aydınlatıcısı. Sephora'ların bazılarına, hepsine değil bazılarına Becca'nın bazı ürünleri geldi. Bu Becca'nın toz aydınlatıcılarının renklerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. 8 farklı tonu var. Türkiye'ye kaç tanesi geldi emin değilim ama benim Türkiye'de gördüğümü hatırladığım renkler Pearl, Moonstone, Champagne Pop, Opal, Rose Gold, Topaz. O kadar. Sanırım bu 6'sını gördüm. 8 renk var normalde. Bir tane kromatik lavanta rengi var. İsmini kopya çekmek gerekirse Prismatic Amethyst. Presco Pop'u gerçekten görüp görmediğimden emin değilim. Hatırlamıyorum. Böyle 8 farklı ton var. Benim cilt alt tonuma en çok uyacak olan aydınlatıcı Champagne Pop rengiydi bence. C-Pop. Hey. Ürünlerin ambalajları bu şekilde. Birazcık bu silgi gibi. Değil. Kaymaz plastik. Değil. Plastik aslında. Değil. Biraz yumuşak plastik. Yumuşak bir plastik. Ve metal bir ambalajı var. Zaten içerisinde de parlamaları görüyorsunuz yani. Gelelim bu aydınlatıcıları bu kadar meşhur yapan şeyler neler? Hani aydınlığı, o ışık patlamasını veren başka aydınlatıcılar da var. Neden bu ünlü sorusuna gelecek olursak. Her şeyden önce yapısını söyleyebilirim. Dünyanın en kremsi aydınlatıcısı olabilir. En azından benim deneyimlediğim. Aşırı kremsi, aşırı pigmentli. Sadece şöyle dokundurma... Yani aslında dokundurmuyorum, değiyorum ve bu kadar ürün geliyor. Aslında bu bir yandan da tehlikeli. Yani hem artı hem eksi özelliği bence bu. Çok dikkatli olmazsanız disko topu gibi ortalarda gerçekten dolaşıyorsunuz. Dolaşmışlığım da var. Yani bir konuda rezil olacak ne varsa ben sizin yerinize de oluyorum. O konuda rahat olabilirsiniz ama o hayal ettiğimiz aydınlatıcılığı, aydınlığı verme konusunda çok başarılı olduğu için aslında tam olarak sıfır uğraşla istediğimiz aydınlığı verdiği için ve tonları bu kadar başarılı olduğu için bence bu kadar ünlü. Gelelim uygulamaya. Suratım çok mat kaldı. Şimdi size iki tane farklı fırçayla uygulamasını göstereceğim. Bir tanesi klasik foam brush diye artık bildiğimiz fırça. Bir tanesi de far fırçası. Bu tarafa. Ve bu tarafa günlük kendi nasıl kullandığımı göstermek adına far fırçası, far fırçamla elmacık kemiğime minik minik kondurarak uyguluyorum. Fırçamdakinin buraya iyice nüfus ettiğine inandıktan sonra geri kalan kısmını fırçayla dağıtıp doğallaştırıyorum. Şimdi kameradan şu tarafın nasıl parladığını tahmin edebiliyorum, göremiyorum. Burada kalıyor benim görme şeyim ama. Ama bu tarafın daha sağlıklı ve daha günlük anlamda mantıklı durduğunu size söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Gerçekten ayarının olması gerektiği bir aydınlatıcı. Çok övülüyor, çok seviliyor. Şu görüntü için sevilmeye değer. Gerçekten değer. Şunu... O yüzden bu aydınlatıcının kremsi olması, bu kadar yüksek pigmentin olması, kromatik görüntüyü harika bir şekilde vermesi, kendi cilt tonumla bu kadar güzel bütünleşmesi ve şu görüntü gerçekten en sevdiğim özellikleri. Aydınlatıcının sevmediğim özelliğine gelecek olursak eğer yanlış fırçayla uygularsanız veya işte yanlış şekilde uygularsanız sizi rezil de edebilecek bir aydınlatıcı. Gelelim esas soruya. Bu fiyata değer mi? Şöyle söyleyeyim, mağazada satın alırken konuştuğum çalışanın da söylediği gibi kırılmaya bu kadar müsait başka bir ürün olamaz. Göz bebeğiniz gibi bakmanız gerekiyor. Ama eğer iyi muhafaza edebileceğinize inanıyorsanız, kendini şımartma ürünü. Böyle aynaya baktığınız zaman o parlaklık sizi mest edecekse... bende olduğu gibi alınabilir. En başında söylemeyi unuttum. Jaclyn Hill ile ortak çıkarılan renk Champagne Pop. C-Pop. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, bu ürünle ilgili merak ettiğiniz şeyleri sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizin bu aydınlatıcı kullananlarınızın fikirleri neler? Onları da merak ediyorum. Hoşçakalın.